Merhaba, InvestAZ'ye yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Bugünkü eğitim videomuzda teknik göstergeler bölümümüzde Bollinger bantlarını inceliyor olacağız. Bollinger bantları matematiksel olarak fiyat değerlerinin ortalamadan uzaklaşma ölçüsünü dikkate alır. Standart sapma ortalama fiyat hareketlerinin ortalamadan ne kadar uzaklaştığını ölçmektedir. Yani Bollinger bantları ortalama fiyat değişimlerinin yanı sıra standart sapma değerlerini dikkate alan bir indikatör olduğu için daha sağlıklı alım ve satım kararları verilebilmesini sağlar. Bollinger bantları her yatırımcının rahatlıkla kullanabileceği indikatörlerimizden biridir. Burada grafiğimizde canlı olarak Bollinger bandına bakacak olursak 3 tane çizgimizden oluşuyor. Orta çizgimiz 20 periyotluk bir ortalama. Alt ve üst bandı da artı 2 ve eksi 2 olmak üzere standart sapma çizgilerimiz. Bollinger bandını kullanırken fiyat hareketlerinin üst banda değdiği zaman veya üst bandın üzerine çıktığı zaman bu bizim için bir satım fırsatı olarak değerlendirilebilir ve pozisyona girilebilir. Burada da görüldüğü üzere fiyat hareketleri Bollinger bandının üstüne çıkmış ve ardından aşağı yönlü bir eğilime girmiş. Aynı şekilde alım fırsatı için de değerlendirilir. Alt banda değen fiyat yine aynı şekilde buradaki hareketin tam tersini yaparak yukarı yönlü bir eğilime girmiş. Biz de burada alt banda değdiği zaman veya alt bandın dışına çıktığı zaman tersi yönlü yani alım yönlü bir pozisyon açabiliriz. Bollinger bandının kullanımı çok basit olmakla beraber ekstra olarak bantların yani ortalamaya sapma çizgilerinin ortalamaya yaklaştığı kısımlarda ise yani sıkışmanın olduğu yerlerde fiyat hareketlerinde bir kırılma olabileceğini düşünebiliriz, varsayılır. Buradaki grafiğimizde gördüğümüz üzere son fiyat hareketlerinde bantlar alt ve üst bant ortalamaya yaklaşmış durumda. Yani bir sıkışma görünmekte burada. Bu grafiğimiz de altın grafiği. Altın fiyatlarında bir yataylık devam ettiği sürece bu genel olarak yatay devam eden enstrümanlarda sıklıkla görebileceğimiz bir olay. Altında da yatay bir fiyat hareketi gerçekleşmiş ve bantlarda bir sıkışma gerçekleşmiş. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Bantların sıkıştığı yerde sert bir kırılma gelebilir. Aşağı veya yukarı yönlü. Genelde hangi yöne yaklaşıyorsa, hangi sapma seviyesine yani artı tarafa yukarı yönlüye yaklaşıyorsa yukarı yönlü, aşağı yönlüye yaklaşıyorsa aşağı yönlü sert bir kırılma görebiliriz. Bollinger bandının kullanımını yine ekle kısmından grafikler bölümünden grafiğimiz üzerine ekleyebiliriz. InvestAZ'ye yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.